Prenses Anna'nın şerefine bir ziyafet tertip edilmesini emrettim. Cariyelerin başında dur. Kaytarmasınlar. Eksik gedik olsun istemiyorum. Emredersiniz sultanım. Sümbül'den kahve almalarını istemiştim. Getirdiler mi? Sümbül Ağa bizzat kendi getirmek istemiş sultanım. Kahveci efendi birazdan gelir. Âlâ. Çekilebilirsin. Affe Hatun, bu mektup size. Lokman Ağa göndermiş. Afife Hatun'um, hünkârımızın sıhhatiyle bizzat alakadar oluyor, elimden geleni yapıyorum. Lakin biliyorsunuz, hünkârımız hayli inatçı. Ayrıyeten çetin bir diyardan geçiyor, dağları bayırları aşıyoruz. Bundan mütevellit, hünkârımızın sıhhati eski haline bir türlü kavuşmuyor. Yetmezmiş gibi şimdi de hünkârımızın ayaklarında şişlikler çıktı. Hekimbaşı ciddi bir hastalığın habercisi olabilir dedi. Hünkârımızın bu seferden sağ salim dönmesi tek arzum. İnşallah o günleri görürüz. Ne oldu da geldin Sümbül? Hünkârımızın yokluğunda tedbirler çoğaldı. Saraydan dışarı çıkamıyorum. Rahmetli oğlumun seneye devriyesine kadar bu böyle. Ay sultanım. Zaman ne çabuk geçmiş. Allah rahmet eylesin. Amin. Sen de o gün gelirsin değil mi? İki elim kanda olsa gelirim sultanım. Aha kahve istediğinizi söyleyince vallahi dünyalar benim oldu. Zaten sizi görmek istiyordum. Zira günlerdir sizi rüyamda görüyorum. Hayırdır inşallah. Sizi bir karanlığın içinde görüyorum. Daha doğrusu sesinizi, çığlıklarınızı işitiyorum. Koşayım yardım edeyim diyorum ama sizi bulamıyorum. Keyfimi kaçırmaya mı geldin? Bu aralar ihtiyatlı olmakta fayda var. Düşmanlarınıza dikkat edin sultanım. O korkular eskiden de Sümbül. Alt ettiğim düşmanlarımın sayısını ben bile hatırlamıyorum. Valide Sultan, İbrahim Paşa, Hatice Sultan, Şah Sultan. Bak bakalım hangisi kaldı? He? Fatma Sultan? Onu ciddiye bile almıyorum. Vallahi sultanım en büyük felaketler insan en tepedeyken tam da başına bir şey gelmeyeceğini düşündüğü anda gelirmiş. Ben de sizin yanınızda yokum zaten. Sen yanımda ol ya da olma. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Ben bu mertebeye tek başıma geldim. Tek başıma kalmasını da bilirim. Sultanım bağışlayın beni yanlış anladınız. Dönsen iyi olacak. Beh prensesi sarayda. Onunla ilgilenmem icap eder. Emredersiniz. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Hayli keskin bir tadı var. Fakat güzel. Hayret doğrusu. İlk içtiğinde beğenen hiç görmemiştim. Vaka koca sarayda bir tek ben içiyorum. Ben de alışıyorum sultanım. Prensesle gezileriniz nasıl geçiyor? Gidebileceğimiz yerlere gittik. Zannediyorum memnun kaldılar. Çok. İnsan buradan hiç ayrılmak istemiyor. Fakat zamanı geldi. Artık ülkeme dönmem lazım. Eğer kabul ederseniz sizlere mektup yazmak isterim. Elbette. Bilhassa babanızın vaziyetini merak ediyorum. Kendisine acil şifalar dilediğimi söyleyin. İnşallah tez vakitte sağlığına kavuşur. Ülkenize bolluk ve bereket gelir. Amin. Amin. Bahşettiğimiz yardımlar gemilere yükleniyor. En kısa vakit denize geçecektir. İlaveten nakit olarak 5 kere 100 bin altın göndereceğiz. Ülkem adına sizi çok teşekkür ederim sultanım. Halkımız sizi dua edecek.